Herkese merhabalar. Bir halka arz incelemesi ile karşınızdayım. Koton halka arzını inceleyeceğiz. Şimdi koton halka arzına başlamadan önce yasal uyarımı göstermek istiyorum ilk girişte. Çünkü belli başlı konulara değinmem gerekiyor koton halka arzı ile ilgili. Kendimi köşeye aldım. Yasal uyarımızı okuyun arkadaşlar. Burada alsat tavsiyesi vermeyeceğiz. Yatırım danışmanlığı kapsamında bir video yapmıyoruz. Buradaki temel amacımız bir şirketi borsaya kote olmadan önce, işlem görmeden önce değerlendirmek, tanımak, halka arzının özelliklerine bakmak ve şirketle ilgili genel bilgileri edinmektir. Burada al, sat, tut, yatırım yap, işte tavan serisinden sonra katıl vesaire tavsiyeleri verilmemektedir diyerek videoma başlıyorum. Şimdi öncelikle koton halka arzı ile ilgili ön yargılarım vardı arkadaşlar. Çünkü ilk kabaca bültene baktığımda ciddi manada ortak satışı olduğunu gördüm. 4 milyarın üzerinde büyüklükte bir halka arz, devasa bir şirket. Tabii ki bu halka arzın bizim yatıracağımız paranın neredeyse 1/4 arkadaşlar ortakların kasasına giriyor. Yani bu 4 milyonun sadece 1 milyar kadar şirketin kasasına giderken 3 milyar ortaklar tarafına gidiyor. Özellikle de yabancı ortakların ciddi satışlar yaptığını görmüştüm bültende. Dolayısıyla biraz ön yargılıydım ama Koton şirketinin şöyle bir faaliyetlerini, finansallarını, fiyat tespit raporunu vesaire incelediğimde aslında burada ciddi avantajlar olduğunu da gördüm. Şimdi kabaca bizim borsamızda işlem gören Mavi ile birebir karşılaştırma yapabiliriz. Çünkü çok benzer şirketler ve benzer faaliyetler yürütüyorlar. Özellikle yurt içinde ve yurt dışında ikisi de ciddi manada fazla mağaza sayısına sahip. Burada sadece mağaza sayısı farkına baktığımız zaman Koton tarafında 430 civarı mağaza var. Mavi tarafına geldiğimizde 470 civarında mağaza var. Yani aradaki büyüklük farkını şöyle bir %10 olarak düşünebilirsiniz. Fakat şu an bu Koton şirketi fiyat tespiti yapıldığında Mart aylarındaymış. Biliyorsunuz bilançolar bayağı geç gelmeye başladı. Ve bu fiyat tespit yapıldığı sırada Mavi o zamandan bu zamana %20 neredeyse prim üretti bilançosu iyi olduğu için ve büyüme paterni güzel şekilde devam ettiği için. Dolayısıyla bu şirket o zaman belirlenen fiyattan şu an halka arz oluyor ve ciddi manada %30'da iskontoyla halka arz oluyor demişler fiyat tespitinde. Dolayısıyla şöyle baktığım zaman Mavi'nin %10 kadar sadece küçük olan bir şirketi Mavi'ye göre neredeyse %20-25 daha küçük bir piyasa değerinden halka arz olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki ben Mavi'nin şu anki yani günümüz 30 Nisan tarihindeki değerinden yola çıkarak bunu söylüyorum. Dolayısıyla güzel bir zamana denk gelmiş Mavi'yi kaçıranlar varsa ona benzer uygun güzel bir perakende şirketi bence halka arz oluyor gözüyle bakabilirsiniz. Tabii ki Mavi ile arasında bariz farklılıklar var bazı konularda. Bazı konularda Koton'un Mavi'nin çok daha önünde olduğunu gördüm. Bazı konularda da Mavi'nin daha avantajlı olduğunu gördüm. Şöyle bir karşılaştırma yaptığında birebir başa baş olduğunu düşünüyorum. Şu anki fiyatlamalarla bu şirketlerin tabii ki Kotonları halka arz serisi olacak olursa hızlı bir prim gelecek olursa Mavi tekrardan burada avantajlı konuma geçebilir. Belli özellikleri içerisinde barındırdığı için. Şimdi Koton halka arzını kabaca inceleyeceğiz. Daha sonra bunu Mavi ile karşılaştıracağız. Finansallarına vesaire bakacağız. Kendi görüşlerimi sizlere söyleyeceğim. Ben bu halka arzda ne yapacağımı söyleyeceğim. Daha sonra da videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Kendimi tekrardan köşeye alıyorum. Yasal uyarımızı zaten baştan göstermiştik. Hızlıca sitesine gidelim. Şimdi sitesiyle çok fazla ilgilenmeyeceğim. Bildiğiniz üzere perakende olduğu için zaten mağazalarını sık sık görüp geziyoruz diye düşünüyorum. Şimdi 70 ülkede mağazası olması güzel arkadaşlar. Ben Koton'u Mavi'ye göre daha küçük ölçekli bir şirket sanıyordum ama neredeyse Mavi kadar büyük olduğunu gördüm. Bakın gördüğünüz gibi 29 ülkede 437 mağazası var. Mavi'nin mağaza sayısı son açıklanan sunumunda 471 diye ben hatırlıyorum. Tabii ki mağazalar içerisinde yurt içinde olanlar, yurt dışında olanlar, franchise olan mağazalar var. Burada kendi sahiplikleri olan özellikle mağazalardan daha iyi bir karlılık olduğunu söylememde fayda var arkadaşlar. Şimdi FAVÖK marjı tarafına geldiğimiz an 2023 bilanço sonunda FAVÖK marjının %20'nin üzerinde olduğunu görebiliyorum. Mavi de bu değer arkadaşlar %18,5'tu. FAVÖK marjında Mavi'den önde. Yani sadece şu görüntüye bile baktığımızda açıkçası %34 ihracat oranında kefeye koyduğumuzda ve özellikle avantajlı durumlardan bir tanesi Türkiye'de üretimin %88. Yani ürünlerin %88'ini Türk malı, hammaddelerle %88'ini Türkiye'de üretiyorlar. Bu bilgileri bir araya koyduğunda zaten kabaca bakmaya ve değerlendirmeye değer bir şirket olduğunu söyleyebilirim. Özellikle ben zaten tekstil sektörünü biliyorsunuz beğeniyorum. Yani özellikle burada Mavi, Vakko, DESA gibi şirketleri çok beğendiğimi daha önceden söylemiştim. Ben portföyümde Mavi'yi bulunduruyorum. Koton'un gelmesine bu açıdan en azından kendi açımdan ben sevindim arkadaşlar. Şimdi Koton'un site incelemesini yaptığımıza göre kabaca buradaki bilgileri aldık ve incelemeye değer olduğunu gördüğümüze göre
hızlıca halk arz özelliklerine geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi negatif tarafları, pozitif tarafları bir araya toplayarak devam edelim. Şimdi öncelikle birinci negatif tarafımız, bakın halk arz büyük bir halk arz arkadaşlar. Dolayısıyla tavan serisi olarak düşünürseniz fazla tavan serisi yapmama ihtimali var. Kesinlikle yapmaz veya yapar demiyorum. Her zaman yapabilir. Ama büyük halk arzda daha az bir tavan serisi bekleyebilirsiniz. Şimdi negatif noktalardan ikincisi ise bakın mevcut pay satışının 102 milyonken bedelli sermaye artışının 34 milyon olduğunu görebiliyorsunuz. Yani payların sadece dörtte biri bedelli sermaye artışıyla geliyor. Dolayısıyla biz 4 milyar para yatıracağız bu halk arza. 1 milyar şirketin kasasına giderken 3 milyar ortaklara gidecek. Ve bu ortaklar da bakın gördüğünüz gibi şirketin yabancı ortaklarından özellikle. Burada Nemo Apparel BV'nin sahip olduğu 94 milyon lot buradan satılacak. Dolayısıyla Nemo da bu şirketin %50'si kadarına sahip olduğu için Nemo kendi paylarının neredeyse burada büyük bir kısmını satıyor diyebiliriz. Şimdi ortaklık yapısını incelediğimizde bu konuya değineceğiz. 100 milyon yabancı ortaktan pay satışı var arkadaşlar. Dolayısıyla yatıracağımız para direkt olarak büyük kısmı ortaklara gidecek. Burası negatif taraflardan bir tanesi. Şimdi Koton koduyla işlem görecek. İş ve Ak Yatırım liderliğinde halka arz ediliyor. 30 Nisan bugün geçti. 2 ve 3 Mayıs'ta talep toplamalarınızı girebilirsiniz arkadaşlar. Bireysele eşit bir halka arz 30,50 TL'den satılıyor. T1, T2 ile katılamıyorsunuz. Paranızı önceden hazırlamanız gerekiyor. Çünkü halka arz butonuna tıklayarak oradan T2 olan, T0 olan paranızla yatırım yapmanız gerekiyor. Şimdi pozitif taraflardan bir tanesi. Bireysele eşit tarafı güçlü arkadaşlar. %84,5 bireysele lot ayırmışlar. Burası da 115 milyon lot oluyor. Dolayısıyla burada yine 1000 liranın üzerinde lot alma ihtimalimiz var. Dolayısıyla burada 2-3 tavan bile yapsa güzel para kazanabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Halka arz büyüklüğünün 4 milyarın üzerinde olduğunu söylemiştim. Burası negatif bir durum. En azından tavan serisi açısından negatif bir durum. Borsamız için hayırlı bir durum arkadaşlar. Büyük bir şirketimiz borsaya kotu oluyor ve biz burada ortak olma şansımız var aslında. Uzun vadede bakarsanız burası pozitif. Şimdi halka açıklık oranı pozitif arkadaşlar. Mavi'nin halka açıklık oranı biliyorsunuz yüksek. %40'larda diye hatırlıyorum. Halka açıklık oranı bu şirkette %16,5 olarak başlayacak. Yani şirkette çok büyük bir lot satışı olmasına rağmen bakın halka açıklık oranı çok fazla değil. Çünkü şirketin zaten kendisi büyük burada. Dolayısıyla burası pozitif taraflardan bir tanesi. Yine benzer şekilde bakın iskento oranı fiyat tespit raporunun %30 olarak belirlenmiş. Tabii ki bu fiyat tespit Mart ayında yapıldığı için burada karşılaştırma Mart ayındaki şirket fiyatlamalarıyla yapılıyor. O zaman ben baktım. Mesela Mavi'nin FDFAÖK oranı 5,7'ymiş. Şu an Mavi'nin FDFAÖK oranı 7,3. Yani burada neredeyse %15-20'lik bir prim olmuş. Ve bu şirket o zamanki değer üzerinden, karşılaşma yapılan değer üzerinden %30 iskontolu satılıyor. Neredeyse o zamanki Mavi'nin FDFAÖK değeriyle satılıyor gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla burada zaman birazcık yatırımcı lehine işlemiş gibi geldi bana. Burası da pozitif gördüğüm taraflardan bir tanesi. Onun dışında katılım finans ilkelerine uygun olduğunu belirtmekte fayda var arkadaşlar. Şimdi fiyat tespit tarafına gittiğimizde iş yatırımın yaptığı fiyat tespit raporunun özetini ben aldım. %50 piyasa çarpanları almışlar. Burada yabancı ve Türk şirketleri beraber almışlar. Onun dışında indirgenmiş nakit akımları analizi yapmışlar %50. Yine piyasa çarpanları analizi değeri daha düşük çıkmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama bu analizi şu an için günümüzde yapsanız muhtemelen piyasa çarpanları analizi daha yüksek çıkabilir. Çünkü o zamandan Mart ayından bu zamana şirket değerlemeleri ciddi derecede değişti arkadaşlar. Birçok özellikle bu sektörde iyi fiyatlamalar oldu. Mavi tarafında, Bakko tarafında, Süven tarafında vesaire. DESA tarafı da yine 23 liradan 35 liralara doğru bir atak gerçekleştirdi. Şu an hatta oranın düzeltmesini yapıyor. Dolayısıyla zaman açısından ben bize yararlı olduğunu düşünüyorum. Mart ayında yapılmasının. Onun için %30 iskonto uyguladıktan sonra 30,50 TL değer bulmuşlar. Gördüğünüz gibi öz kaynak değeri 34 milyar olarak bulmuşlar arkadaşlar. Şimdi aracı kurumlar tarafında burada videoyu durdurup bakabilirsiniz. İş ve Ak Yatırım liderliğinde diğer aracı kurumları ben buraya yazdım arkadaşlar. Kendi aracı kurumunu kontrol edersiniz. Taahhütler tarafına geldiğimizde 1 yıl sermaye artışı yok. 1 yıl ortak satışı yok. Fiyat istikrarı planlanmaktadır demişler arkadaşlar. 15 gün fiyat istikrarı var. Fakat bu yapılıp yapılmayacağı hakkında bir bilgi vermiyor bize. Fiyatın düşmeyeceği anlamına gelmiyor. Buraya çok çok dikkat edin. Her videomda burayı vurguluyorum. Sonra şey oluyor. Fiyat istikrarı var. Niye fiyat düştü? Vesaire gibi sorular gelebiliyor. Ona dikkat edin arkadaşlar. Şimdi negatif gördüğüm taraflardan bir tanesi. Bakın fon kullanım yani şirketin kasasına girecek para 948 milyon. Halka arzda biz 4 milyar veriyoruz. Şirketin kasasına 1 milyar giriyor. Dolayısıyla bizim para direkt ortaklara gidiyor gibi düşünebilirsiniz. Burası negatif. Onun dışında paranın kullanıldığı yerlere baktığınız zaman %60-70'i işletme sermayesini artırmak amacıyla kullanıyor. Burası tamam şirketin ihtiyacı vardır kullanılabilir ama direkt olarak daha büyük bir miktarda parayı yatırıma ayırsaydı daha memnun olabilirdik.
Onun dışında %30-40 miktarla da yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları, yenilemeleri, depo, otomasyon yatırımları ile bilgi teknolojileri yatırımları yapıyorlar. Şimdi burası negatif ama aşırı negatif olduğunu düşünmüyorum. Çünkü halihazırda bu şirketin arkadaşlar nakit akışı iyi. Borçluluğu yönetilemeyecek bir borçluluk değil. Onun dışında ciddi manada kar ve fabrik yaratan bir şirket. Dolayısıyla bu zaten kendi öz kaynaklarıyla rahatlıkla mağaza sayısını işte diğer Mavi gibi, Migros gibi, diğer perakende şirketleri gibi her yıl belli bir miktarda, hedeflediği miktarda artırabilecek finansmanı kendisi yaratabiliyor diye gördüm ben bilançosundan. Dolayısıyla burayı negatif olarak değerlendirsek de fon kullanımını aşırı negatif veya çok kötü şirketten bizi uzaklaştıracak bir nokta olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Şimdi onun dışında bunların ayrıntılarını vermişler. Ayrıntılarına geldiğimiz zaman bariz bir ayrıntı vermemişler. Yatırım yapacakları yerlerle ilgili. Tamam, net işletme sermayesi %60-70 buraya harcayacağız diyorlar. Enflasyon ortamı var, gayet doğaldır. Ama bu tarafa geldiğimizde biz şu kadar mağaza açarız, mağazalarımızı şu kadar büyütmek istiyoruz vesaire gibi kabaca bir şey söylememişler. Burada online satışlarımızı geliştireceğiz. Mağazalarda yenileme yapacağız. Ve de bu paranın işte %30-40'ını mağaza açılışları için kullanacağız demişler. Bize net bir büyüme oranı veya işte kapasite artış oranı sunmamışlar. Burası da negatif taraflardan bir tanesi. Şimdi ortaklık yapısına baktığımız zaman arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi Yılmaz Yılmaz ve Şükrüye Gülden Yılmaz bu şirketin arkadaşlar gördüğünüz gibi %50'sine ortaklar. Nemo Apparel BV yani buradaki yabancı ortak 400 milyon lotla şirketin diğer %50'sine sahip. Bu şirket 100 milyon ekstra lot satıyor gördüğünüz gibi. Buradaki payı arkadaşlar %36.6'ya düşecek. Ve bizim Türk ortakların buradaki payları yabancı ortağın üzerine çıkmış bulunacak. Burada yabancıda ciddi bir pay satışı var. Bunun sebebini aslında birazcık derin ayrıntılı araştırma yapıp bakmak lazım. Neden bu adamlar bu kadar pay satıyor? Hani bu şirketten vaz mı geçiyorlar veya başka bir yatırım mı yapacaklar vesaire. Burayı da sorgulamak lazım ama şu anki bilanço yapısına ve büyüme paternine baktığımda hani çok vazgeçilebilecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok aşırı pahalı, ütopik bir değerlemeye sahip değil şirket arkadaşlar. Şimdi genel bilgilere şirketin bakın 70 ülkeyi kapsayan çok kanallı satış ağı var. Hem online hem mağazalardan satış yapabiliyor. 35 yıllık geçmişi var. Burası gayet güzel. Hatta 35 yıldır kadınlar tarafından en çok beğenilen marka ödülü gibi birçok ödülleri de var arkadaşlar. Özellikle baktığımız zaman buradaki mobil uygulama ve internet uygulaması vesaire son yıllarda gitgide yaygınlaşmış ve buralardan olan satışlar pandemi itibariyle artmaya devam ediyor arkadaşlar. Şimdi onun dışında mağaza sayısına baktığımız zaman. Şimdi burada birçok 57 ülkede mağazası var dedim ama bunun ayrıntılarına da değinmen lazım. Şimdi 31 Aralık 2023'te bakın monobrand mağaza sayısı 437'ye ulaşmış. Bunların 212'si Türkiye'de, 115'i yurt dışında, 327 tanesi. Yani bunların neredeyse 4'te 3'ü arkadaşlar şirketin doğrudan işletilen mağazası. Bunlar gayet güzel. Onun dışında 29 tane Türkiye'de, 81 tane yurt dışında olmak üzere franchise mağazaları var. Franchise mağazalarının karlılığı biraz daha düşük arkadaşlar. Kendi yazdıklarına göre izahnamede öyle bir bölümde okumuştum. Dolayısıyla burada kendi işletilen mağazaların çok olması daha avantajlı. Onun dışında bakın 2023 yılında franchise mağazalar gelirin %7'sini oluşturuyorlar. Burada önemli bir durum var. Mağazaların 4'te 1'i neredeyse franchise ama gelire baktığı zaman %7'si. O yüzden franchise'lar daha az karlı diye bir yorum yapabiliriz arkadaşlar. Onun dışında şirketin bakın tedarinin burası çok önemli olduğunu düşünüyorum. %88'i maliyet bazında yurt içinden temin ediliyor. Özellikle Çin kaynaklı bak Çin kaynaklı ürünlere %2.2 kullanıyor ham madde bazında. Dolayısıyla bu şirket hani dışarıdan ziyade içeriden ham maddeyi sağlayan ve içeride üretim yapan bir şirket olduğu için burası gayet güzel. Yerli kaynaklar kullanıyor. Onun dışında tedarikçilerinin dağılımına baktığınızda da bakın hiçbir tedarikçi tedarik maliyetinin %4'ünden fazlasından sorumlu değildir. Yani işte bu şirket %70'ini kaynakların işte Çin'den alıyor olsa orada bir sıkıntı olacak olursa ciddi manada global sorunlardan etkilenebilirdi. Ama baktığımız zaman ham maddelerin çoğu Türkiye içerisinde üretiliyor. Burada yerli üretim yapılıyor. Dolayısıyla tedarik problemi yok. Ve de birçok faal tedarikçisi var 300 üzerinde. Ve her bir tedarikçi maksimum %4'ünden sorumlu tedarik maliyetinin. Dolayısıyla burası gayet beğendim. Yani bu açıdan defansif bir şirket olarak düşünebiliriz. Zaten perakende olması açısından ciddi manada defansif bir şirket. Dolayısıyla bazı pozitif özellikleri olduğunu söyleyebiliriz bu anlamda. Onun dışında tasarım ve geliştirme tarafına baktığımız zaman burada tasarım ve geliştirme ile ilgili arkadaşlar çok önemli bir durum var. Burada Türkiye içerisinden ham maddeyi alıp burada hızlıca üretim yaptığı için yeni bir trend geliştiğinde ürünlerini planlamalarıyla piyasaya sürmeleri arkadaşlar bakın 4 ile 8 hafta arasında sunulabiliyor. Yani yeni bir moda gelişti. Bunlar bir tema veya trend belirlediler.
4-8 hafta içinde ürünler hazır ve mağazalarda piyasaya sunulmuş oluyor. Burası çok çok pozitif taraflardan bir tanesi şirketin gördüğüm. Mavi'de bu durum nasıldır çok fazla bilmiyorum. Yani mavi tarafında özellikle bu tedarik kısmını ülke içinde üretimi ve buradaki işte pazara sunma hızını değerlendirmek gerekiyor diyebiliriz. Onun dışında ürün geliştirme tarafında 150 küsür kişilik bir Ar-Ge ekibi çalışıyor. Burada patentli vesaire Ar-Ge ürünler üretiyorlar ve trendleri belirleyerek moda akışını sağlıyorlar diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi şirketin mağazalarının dağılımını az önce sözel söyledim ama şöyle baktığınızda bakın pandemi zamanında kapatılan mağazalar neredeyse yerine konulmuş gibi duruyor. Aslında burada mağaza kapatılmaya da devam etmiş sonraki yıllarda ama bir yandan mağazalar da açılıyor. Buna baktığımız zaman şu şekilde demişler. Bunların belli kalite kriterleri var. Yani mağaza sayısı çok fazla olmasından ziyade karlı ve ciddi satış yapan mağaza sayısının çok olması ve bu sebeple işte harita üzerindeki mağazaların dizayn edilmesi vesaire gibi durumlardan bahsetmişler ama özellikle pandemi sürecinden sonra doğrudan işletilen mağazalar tarafında bakın en azından yavaşlama durmuş diyebiliriz. Şimdi bu şirkette bizim önemli olan şey ileriki yıllarda yani buradaki mağaza düşüş sayısının tamam pandeminin etkisi vardı. Belli bir şekilde mağazalar yükseldi vesaire mağazalarda bir planlama yapılıyor. Ama bundan sonra mağazaların yavaş yavaş artmasını bekleriz. Çünkü burada BİM'de, Migros'ta, Ebebek'te vesaire baktığınız tüm perakende şirketlerde buradaki mağaza sayısının gitgide arttığını görebiliyoruz. Özellikle burada kendi işlettiği mağazalarında gitgide artmasını isteriz biz Koton tarafında. Ama kabaca baktığımızda mağaza sayısı anlamında ciddi manada mağazaya sahipler diyebiliriz arkadaşlar. Yurt dışına yayılmasında ben gayet beğendim diyebilirim. Şimdi çalışan sayılarına baktığımız zaman çalışan sayıları da gördüğünüz gibi bakın pandemi sonrası 2022'de bir artış oluyor. Muhtemelen orada bir personel azalması sonrası artırıldı. Ondan sonra kapanan mağazalarla beraber buradaki çalışan sayıları da biraz düşmüş. Mağaza sayısının artmasıyla beraber çalışan sayılarının da ilerleyen yıllarda biz artmasını isteriz arkadaşlar. Şimdi bu tarafta da yurt dışındaki mağazaların dağılımı. Tabii ki biliyorsunuz dünyada savaşlar oluyor, kapanışlar vesaire oluyor. Böyle durumlarda dünyadaki mağazaların nerede bulunduğu önemli yer ihtiva yer tutuyor diyebiliriz analizimizde. Şimdi burada baktığımız zaman Rusya, Kazakistan ve Sırbistan tarafında yoğunlaştığını görebiliyoruz. Özellikle burada doğrudan işletilen mağazaların Rusya'da ciddi bir ağırlığı var arkadaşlar. İkinci sırada da Kazakistan geliyor. Daha sonra diğer ülkelere azalarak devam ediyor. Franchise mağazalar tarafına geldiğimiz zaman da en fazla Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan vesaire o taraflarda franchise ağırlığı olduğunu görebiliyoruz. Yurt dışında 115 doğrudan işletilen 81 tane de franchise mağaza var arkadaşlar. Şimdi hasılat dağılımına geldiğimizde özellikle kadın giyiniminde bir numaralar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hasılatın neredeyse %50'si kadın giyiminden gelirken erkek, çocuk ve aksesuar tarafında kalan %50'si geliyor. Dolayısıyla daha çok kadınlara hitap eden bir mağaza diyebiliriz. Hasılat dağılımı ve ihracat tarafına geldiğimizde tabii yurt dışı mağazaları da biz koyduğumuzda yaklaşık olarak burada güzel bir ihracat oranı olduğunu söylememiz gerekiyor. Şöyle hızlıca bir kontrol edelim. Yurt içi satışlar bakın 2023 yılında 17 milyarmış. Bunun 5 milyar ya hatta 6 milyar süratle beraber düşündüğümüzde civarı yurt dışı satışlardan oluşuyor. Hızlıca hesap makinemizi açıp buradan hesaplayabiliriz. 6 milyar bölü 17 milyar dediğimizde satışların arkadaşlar %35'i ihracat tarafından geliyor. Burası da gayet güzel. Şirketin bir miktar ihracat, bir miktar iç pazarda satışının olması, bunun dengeli bir şekilde sürdürülmesi şirketi daha defansif bir şirket konumuna sokabilir. Şimdi satış kanallarının paylarına baktığımızda özellikle burada bizim için son yıllarda gelişen trend olan e-ticaret tarafının artıyor olmasını isteriz. Tabii ki pandemi yıllarından sonra e-ticaret daha da gelişmeye başladı. Bakın pandemi sonrası e-ticarette geri çekilme. Sonrasında bakın 2021 yılını yakalayan e-ticaret hacimlerini burada görebiliyorsunuz. Tabii ki burası milyon TL. Enflasyon düzeltmesi uygulanmış hali midir, değil midir? Burayı çok fazla bilmiyorum ama muhtemelen 2023 yılı hasılatları değerlendirirken burada enflasyon muhasebesi uygulanmıştır diye düşünüyorum. Bu tablonun altında enflasyon muhasebesiyle ilgili ekstra bir şey görmedim. Dolayısıyla buraya bir yine de soru işareti. Bakın siz ileri araştırmayı yapabilirsiniz. Burada ezbere konuşmam yani bilmediğim şeye bilmedim diyorum arkadaşlar. Açıkçası bulamadım da. Ama ben enflasyon muhasebeli olduğunu düşündüm. Çünkü buradaki hasılatlar bilançodaki hasılatlarla uyuşuyor. Yani bilançoda 17 milyar hasılat görmüştüm çünkü. Finansal durum tablosuna geçelim. Artık yavaş yavaş finansal durumunu şirketin değerlendireceğiz. Çarpı analizini yapacağız. Mavi ile karşılaştırıp videomuzu kapatacağız arkadaşlar. Şimdi şirketin şöyle baktığımızda bakın dönem varlıkları 5 milyardan 7 milyara doğru yükselmiş. Gayet güzel. 2022-2023 yıllarında özellikle duran varlıklarında bir gerileme olduğunu görüyorum. Burası negatif arkadaşlar. Yani burayı çok fazla beğenmedim.
Dükkanlar belki kiralık vesaire olabilir. Acaba burada duran varlıklar çok yüksek değil mi? Burada bir soru işareti bıraktı. Ama biz genellikle enflasyon muhasebesi uygulandıktan sonra buradaki duran varlıkların ciddi manada değerlenmesini isterdik. Gördüğünüz gibi toplam varlıklarda da bir gerileme görünüyor. Şimdi diğer taraftan yükümlülükler tarafına geldiğimizde burada genel olarak kısa vadeli yükümlülüklerin gerilediğini 2023 yılına doğru uzun vadeli yükümlülüklerin de bir miktar arttığını söyleyebiliriz. Ama bizim için önemli olan burada finansal borçlar ve kiralama borçları arkadaşlar. Perakende tarafında kiralama borçları da finansal borçlar kadar önemlidir. Şimdi baktığımızda kısa vadeli borçlanmaların işte finansal kısımlarına geliyoruz. Burada 930 milyondan 1 milyara çıkmış. Çok bariz bir borçta artış yok. Önceki yılda benzermiş. Demek ki burada borçluğu sabit tutma stratejisini uyguluyorlar diyebiliriz. Kiralama işlemlerinden borçlara baktığımız zaman gittikçe borçların azaldığını ve belli bir düzeyde götürüldüğünü söyleyebiliriz. Burası gayet güzel. Uzun vadeli kredilere baktığımızda ise burada uzun vadeli bariz bir kredi yok. Hatta buradaki uzun vadeli borçların 2021 yılından itibaren kapatıldığını görürüz. Gayet güzel. 1 milyar 400 milyon uzun vadeli borçlar burada 100 milyona kadar kapatılmış. Diğer tarafta kiralama işlemlerinden uzun vadeli borçlanmalarda da 2 milyar 300 milyona 1 milyar 300 milyona kadar düşüş var. Demek ki şirket burada borçluğu iyi şekilde yönetiyor diyebiliriz. Dolayısıyla bu bilgiler ışığında baktığımızda hızlıca biz öz kaynaklar tarafını değerlendirmemiz gerekiyor. Şirketin öz kaynakları büyüyor mu, büyümüyor mu diye bakacağız. Hemen hızlıca toplam öz kaynaklar kısmına bakıyorum. 2021'de 2 milyarmış, 2022'de 3 milyarmış, 2023'te 4 milyarmış arkadaşlar. Burası enflasyon muhasebesi uygulanmış tablo olduğu için enflasyon üzerinde şirketin %30'luk öz kaynak büyümesi var. Burası gayet güzel. Buradaki büyümenin büyük kısmı borçluluğun iyi yönetilmesine kaynaklanıyor. Burada toplam varlıklarda bariz bir artış olmasa da toplam yükümlülükler ciddi manada azaldığı için buradaki öz kaynaklarda ciddi manada büyüme var. Burası da pozitif taraflardan bir tanesi arkadaşlar. Şimdi gelir tablosunu değerlendirelim. Hasılat kısmına geliyoruz. 14, 16, 17 milyar şeklinde büyüyen bir hasılatımız var. Enflasyon muhasebesi uygulanmış şekilde bu hasılatlar büyüdüğü için gayet güzel. Brüt kar tarafına geldiğimizde 6 milyar, 8 milyar 400, 8 milyar 900. Burada yine enflasyon üstü bir brüt kar büyümesi var. Esas faaliyet kar tarafına geldiğimizde de 2021'den itibaren büyümenin fena olmadığını görürüz. Özellikle son yıl içerisinde esas faaliyet kar tarafında bariz bir artış olmadığını görürüz. Yani 1 milyar 400'den 1 milyar 500'e doğru çıkıyor. Şimdi bu noktada hızlıca istiyorsanız bir şey açalım. Şurada bizim Intables'ı kullanırsak hızlıca görebiliriz diye düşünüyorum. Mavi tarafında arkadaşlar bu bölümde bakacağım. Çok net hatırlamıyorsam orada biraz daha güzel büyümeler vardı. Bakın satışlar %25 büyüyor. Brüt kar %22 büyüyor. Faok tarafı %16 büyüyor gibi görünüyor. Kotana göre en azından 2022-2023 değerlendirmesine baktığımızda burada satış ve esas faaliyet kar büyümesinin sanki mavi tarafında daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ama işte brüt karlılık vesaire bunların marjlarına baktığımızda sanki koton tarafında daha iyi bir kar marjı durumu var gibi arkadaşlar. Şimdi daha da aşağı indiğimde net dönem kar tarafına hızlıca gelmem lazım arkadaşlar. Dönem kar tarafına geliyorum. Bakın burada 2021'de 800 milyon, 2022'de 1 milyar 700 milyon, 2023'te 1 milyar 800 milyon kar üretmiş arkadaşlar. Burası çok çok güzel. Bu karın da büyük kısmı bakın buradaki parasal kayıp kazanç tarafının 1 milyar 800 milyon olmasından geliyor. Dolayısıyla neydi? Bu şirketin birazcık borcu vardı maviye göre. Mavi net nakitte olan bir şirketti. Mavi o tarafta parasal pozisyon kazancı yazamamışken bu şirket ciddi manada burada parasal pozisyon kazancı yazıyor. Her ne kadar buradaki finansman giderleri 1 milyar 200 milyon olsa da şirketin işte döviz borcu vesaire falan filan bunları bir araya koyduğunuzda enflasyon muhasebesine tuttuğunuzda şirket burada parasal kazanç sebebiyle ciddi manada bir net kar yazmış gibi duruyor. Şimdi iki şirketi birbiriyle karşılaştırdığınızda bakın Koton çok daha az satış yapıyor. 1 milyar 800 milyon buradan finansal kazançla beraber net dönem karı yazıyor. Mavi çok daha fazla satış yapıyor. Çok daha büyük bir şirket. Hatta buradaki esas faaliyet karları vesaire daha iyi olmasına rağmen parasal pozisyon kazancı yazmadığı için bakın burada net dönem karının 1 milyar 700 milyon. Koton'dan bile düşük olduğunu görebiliyorsunuz. Artık burada iki şirket kıyaslamayı birazcık sizin yorumunuza ben bırakacağım. Hani borçsuz olan bir şirketin enflasyondan zarar görerek kasasındaki nakit bulunduğu için büyümesi mi sizin için iyidir? Veya diğer tarafta biraz hafif borçlu kasasında nakiti güçsüz, öz kaynakları biraz daha güçsüz bir şirketin parasal pozisyon kazancıyla enflasyon sebepli büyümesi mi sizin için iyidir? Buraları sizin değerlendirmenize bırakacağım arkadaşlar. Şimdi FAVÖK, firma değeri vesaire bunların da karşılaştırmasını yapmamız gerekiyor açıkçası. Daha ileri yorumlar yapabilmemiz için. Şimdi bu şirketimizde borçluk problemi var mı diye baktığımızda arkadaşlar bakın net borç FAVÖK oranı 0.3 olduğunu görebiliyorum. Yani burası çok çok güzel. Bu şirketin FAVÖK yazma gücü çok yüksek. Bakın 4.5 milyar FAVÖK yazıyor. Az önce maviye baktığımızda orası da 4.5 milyar FAVÖK yazan bir firmaydı.
Dolayısıyla burada iki şirkete baktığımızda birisi 26 milyar satış yapıyor. Mavi tarafından bahsediyorum. Koton tarafı 17 milyar satış yapıyor. FAVÖK'lerine baktığımız zaman FAVÖK'leri benzer. Dolayısıyla burada FAVÖK marjı anlamında bakın %26 FAVÖK marjıyla Mavi'nin FAVÖK marjı %18'di. Ciddi manada Koton'un önde olduğunu görebiliyorum arkadaşlar. Tabii ki diğer taraftan özellikle Koton'un net borçluğuna baktığımızda 1 milyar 100 milyon burada net borcu var. Tabii ki Koton'un FAVÖK'ü 4 milyarsa burada net borç FAVÖK oranı 0,3 gibi çok fazla önemsenecek bir değerde değil. Üzerine kiralama getirilerini de siz koyarsanız yani kiralama yükümlülüklerini koyduğunuz zaman net borç biraz daha fazla görünecektir. Burayı değerlendirdiğinizde 0,7 net borç FAVÖK çıkar. Dolayısıyla bu şirket bir yıllık FAVÖK ile rahatlıkla borcunun hepsini kapatıyor gibi düşünebilirsiniz. Peki bu şirketin Mavi ile nasıl aynı FAVÖK'ü yazıyor diye düşünürseniz arkadaşlar. Burada önemli bir nokta var. Özellikle burada nakit akışları tablosuna gideceğiz. Mavi ile bu şirketin nakit akış tablosunu açıklayacağım sizlere. Ve iki şirketin neden işte birbirinden çok farklı olmasına rağmen büyüklükleri, satış hacimleri vesaire bu şirketin daha fazla FAVÖK yazdığını buradan anlayabileceksiniz. Şimdi öncelikle istiyorsanız Koton'un ben size şeyini açayım. Nakit akış tablosunu açayım. Daha sonra da Mavi'ninkini açayım. Oradan söylemek istediğim şeylere biraz bakın. Hem temel analiz eğitimimize katkıda bulunalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Burası Koton şirketinin arkadaşlar nakit akış tablosu. Şimdi Koton şirketi 2023 yılına bakın. İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akıştan 1 milyar 600 milyon nakit yazmış. Aşağı iniyorum. 1 milyar 300 milyon işletme sermayesinde değişimler var. Onları geçtim. Bu 1 milyar 600 milyon nakitin 500 milyonunu arkadaşlar yatırım faaliyetlerini kullanılan nakitlerde kullanmış. Yani 500 milyonunu yatırıma ayırmış. Elde kaldı 1 milyar 100 milyon. Üstüne üstlük burada bakın finansman faaliyetlerine nakit akışlarına ise 1 milyar 300 milyon harcamış. Dolayısıyla elde kazandı 1 milyar 600 milyon nakitin tamamını hatta kasadan da birazcık üzerine ekleyerek burada ciddi manada borç ödemesi gerçekleşmiş ve bu borç ödemelerin büyük kısmı da uzun vadeli kira borçları gibi görünüyor. 1 milyarlık kira borcu ödemesi yapmış. 200 milyon da burada faiz ödediğini görebiliyorsunuz. Dolayısıyla yıl sonu nakitte baktığınızda kasadaki nakitte azalan bir firmadan bahsediyoruz. Şimdi mavi tarafında açacağım. Aynı şekilde nakit akış tablolarını karşılaştırmanız için hızlıca burada mavi tarafında açıyorum. Şimdi aradaki farkı buradan anlayabilirsiniz. Hani iki şirket arasında nasıl bir farklılık var? Neden favoritler benzer, netkarlar benzer değil gibi düşündüğünüz zaman hızlıca mavi tarafını açıyorum. Bakın Mavi'nin nakit akışları, işletme faaliyetlerinin nakit akışlarının 4 milyar olduğunu görebiliyorum. 2 kat daha fazla nakit üreten bir firma konumunda olmuş 2023 yılında Mavi tarafı. Daha da aşağı indiğim zaman yatırım faaliyetlerine yine benzer şekilde bakın para harcamaktan ziyade ekstra kar bile ettiğini burada görebiliyorum. Yatırım faaliyetlerinin kar nakit akışları 400 milyon. Daha da aşağı indiğimde finansman faaliyetlerinden de 3 milyar gideri yazmış. Yine burada borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları, kira ödemeleri ve ekstradan kredi ödemeleri yapmış. Sonuç olarak Mavi kasasındaki nakiti bu bilgiler ışığında 1,5 milyar artırırken diğer taraf, Koton tarafı o kasadan nakit yemiş diyebiliriz. Burası da iki şirket arasındaki bariz farklardan bir tanesi. Onun dışında dikkatimi çeken hani bu FAVÖK neden Koton tarafında yüksek derseniz arkadaşlar bildiğiniz üzere FAVÖK'ü hesaplarken şirketin esas faaliyet karı üzerine arkadaşlar amortisman ve itfaiye giderlerini ekliyorduk. Mavi'de amortisman ve itfaiye giderlerinin 1 milyar 600 milyon olduğunu görürken bakın diğer taraftan hemen hızlıca Koton tarafına gidiyorum. Amortisman ve itfaiye giderleri daha yüksek arkadaşlar Koton tarafında 2 milyar gibi. Buradan 400 milyon farklılık oluşuyor. Onun dışında Koton tarafında üstüne üstlük bir de kur farkı giderleri 1 milyar civarı daha fazla olduğu için FAVÖK'te bunlar da hesabına katılmadığı için neredeyse burada Mavi ile beraber benzer FAVÖK'ü yaratmış firma konumunda görünüyor Koton tarafı. Dolayısıyla burada işte avantajlı ve avantajlı olmayan tarafları var arkadaşlar. Yani bir tarafın kar marjları daha yüksek Koton tarafının. Mavi tarafının nakit akışları daha yüksek. Mavi tarafı borçsuz bir firma olduğu için önümüzdeki dönem daha başarılı olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki Koton tarafı da birazcık uygun şekilde borçlu şekilde devam ederek bu dönem enflasyonun etkisinden faydalanıyor. Üstüne üstlük enflasyon muhasebesinden pozitif etkileniyor diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim biz Koton'un çarpan analizine. Öz sermaye tarafı 4 milyar. Halka arz gelirine baktığında 948 milyoncuk sadece para girecek. Öz sermayemiz 5 milyara yakın civarda oluyor. Şirket bize ne kadardan halka arzda satılıyor derseniz 25 milyar liradan işlem görmeye başlayacak. Dolayısıyla burada şöyle baktığınız zaman piyasa değeri defter değeri 5,07. Öz sermaye karlılığı tarafına baktığınız zaman %44 ile %36 orasında değişen bir öz sermaye karlı olacak halka arz sonrası. Tabii ki biz bu %44-36 olduğu için arkadaşlar öz sermaye karlılığına baktığımızda piyasa değeri defter değerinin 4,4 ile 3,6 arasında ben olmasını isterim. Dolayısıyla birazcık pahalı halka arz diyor.
Ama perakende şirketle ilgili bu durumu size daha önceden bahsetmiştim. Mavi'ye de baktığınızda, BİM'e de baksanız, Suveren'e de baksanız, hepsine baksanız, piyasa yeri, defter değerleri diğer şirketlere karşılaştığınızda bizim istediğimiz öz sermaye değerlerinden biraz daha yüksekte fiyatlıyor. Bunun en büyük sebebi de işte nakit akışlarının net karlarından veya işte fabriklerinden çok çok yüksek olması. Bu şirketler iyi faaliyet yapıyorlar, iyi operasyonları var. Dolayısıyla piyasada çok ucuza bu şirketleri bulamıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi FK tarafına geldiği zaman 14.02 FK'dan satıldığını görebiliyorum. FAVÖK tarafına baktığınız zaman 4 milyar 700 milyon çok güçlü bir FAVÖK yazan şirketti. Tabii ki bu bilgiler ışığında baktığınızda firma değeri FAVÖK oranını 5.78 olarak bulabiliyorsunuz. Şimdi az önce söyledim ya, zaman bazı durumlarda bizim lehimize işler. Bu şirketler arkadaşlar zaman bizim aslında lehimize işlemiş. Şimdi şunu göstermek istiyorum sizlere. Hemen bu şirket ilk fiyat tespiti yapılırken, bakın Mart ayında, Mart 2024'te yapılırken bizim burada mavi giyim var, görüyorsunuz. Bakın FD FAVÖK'ü 5.7'lerdeymiş arkadaşlar. Mavi giyimin FD FAVÖK'ü bu şirketin değerlemesi hesaplanırken 5.7'lermiş. Diğer şirketlerin FD FAVÖK'lerini vesaire görüyorsunuz. Mesela Tapkı'dan da değeri %20 kadar, 15 kadar yükseldi o zamandan bu zamana. Ebebek bir tek yatay gitti veya geriye çekildi diyebiliyorum. Diğer şirketleri zaten değerlemeye almamışlar. Burada alınan 4 tane topu topu şirket var. Tapkı'da, Mavi Giyim, Ebebek var. Onun dışında Migros'ta zaten çizmişler gördüğünüz gibi. Yani dolayısıyla bu da mavi ile aslında birebir karşılaşma yapılmış gibi düşünebilirsiniz. Şimdi o zamandan bu zamana arkadaşlar bakın. Mavi ile bu şirketin FD FAVÖK o zaman eşitmiş hesaplama yapılırken. Şimdi hemen mavi tarafını ben sizlere açacağım. Burada tamam bizim neyimize nasıl işliyor bunu göstereceğim. Bakın Mavi'nin FD FAVÖK'ü hızlı fiyat primi sonrası, bilançonun beğenilmesi sonrası 7.04'lere geldi. Yani burada %12-13'lük bir değer artışı oldu. Tabii ki bu firma yeni halka arz olacak. O zamanki değerlemeyle bize halka arz olacağı için. Burada hani mavi ben almak istiyordum. Fiyatı çok yükseldi. Ama ona benzer bir şirket de işte ucuz fiyatta bulamıyorum vesaire diye düşünüyorsanız. Halka arz fiyatından çok fazla tavan serisi yapmadan, yani en azından şuradaki %20'lik primi almadan önce Koton alabilirsiniz. 1500-2000 liralık olur. Ama en azından portföyünüze bir başlangıç yapmış olursunuz. Daha sonra Vakko, Mavi, DESA bu tarz benzer şirketleri bir araya koyup en ucuz kalanlarına geçiş yaparak devam edebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle Koton'un Mavi'den bence geri kalır yanı yok arkadaşlar. Nakit akışlar zayıf olsa da özellikle fabrik marjlarının yüksek olması, hafif bir enflasyon ortamında boşlukla devam etmesi. Bakın brüt kâr marjlarında yine Mavi'ye göre daha iyi. 53-54 gibi brüt kâr marjı varken Mavi tarafında 49 gibi brüt kâr marjı var. İhracat tarafına baktığımız zaman yine Mavi'den geri kalır yanı yok. Tabii ki Mavi'nin öne çıkan özellikleri de borcunun hiç olmaması, daha az riskli olması, mağaza sayısının daha çok olması, daha büyük bir şirket olması vesaire, bunları da bir araya koyabilirsiniz. İki şirkete baktığım zaman, ben kapıştırdığım zaman kafa kafaya olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hızlıca gelelim kaç lot düşer tarafına ve videomuzu bitirelim. 115 milyon lot dağıtılacak. 2,5 milyon kişi katılırsa, az bir katılım olsa 1 nokta yani 1400 liralık alabiliyorsunuz. Fazla rekor bir katılım olsa da 700 liralık alabilirsiniz. Benim düşüncem 3,5 milyon katılım olur. 1000 lira civarı buradan lot düşecektir diye düşünüyorum. Ben kendim bu şirkete arkadaşlar 1500 lira civarı katılım yaparım. Maksimum lot almak istiyorum. Tabii ki gelirse gelmezse, ne kadar gelirse gelsin. Bu şirketi belli bir süre elimde tutmayı da düşünüyorum arkadaşlar uzun vadede. Şu anki çarpanlara vesaire bana mantıklı geldi. Şu an mesela Mavi'ye ekleme yapacağım ama bu şirketin şu halka arz edilmiş fiyatından almam iyi olabilir. Ama 3 tane tavan yapacak olursa, %30 prim yapacak olursa Mavi'den daha pahalı bir konuma gelmiş olacağı için o aşamadan sonra kesinlikle ve kesinlikle ekleme yapmam. Çünkü benzeri zaten borsada var ve daha ucuz fiyatlanmış konumda olacak. Şu anki fiyatında yani 30,5 TL'den, 33,5 TL'den veya 36,5 TL'den eklenebilir. Onun dışında benim için pahalıdır arkadaşlar. Mavi tarafını düşünürüm daha sonraki fiyatlar için. Bu kadar da açık size bir analiz yaptım. İki şirketi kıyasladım. Arada %20'lik bir sadece bu tarafta ucuzluk olduğunu ben düşünüyorum. Ama uzun vadede Mavi'yi önde tutarım. Borcu az olduğu için önümüzdeki dönem Mavi'nin daha hızlı büyüme potansiyeli olabileceğini düşünüyorum. Bu açılardan bakacağız. İki şirket gelecekte nasıl konumlanacak borsamızda. Şimdi kendi görüşlerimin zaten birçoğunu söyledim. Biliyorsunuz tüm halka arzlara ben katılıyorum. Tavan serisini hızlı bozacak olursa vesaire elden çıkarıyorum. Az bir zararla kolumu kesiyorum. Tavan serisi devam edecek olursa devam ediyorum. Ne kadar gittiği yere kadar. Tabii ki böyle bir durum yaptığınızda istatistiksel olarak kazanmama gibi bir ihtimaliniz yok. Çünkü tavan bozacak olursa kolunuzu kesiyorsunuz. Hemen çıkıyorsunuz %1-2 zararla. 2-3 tavan yapacak olursa da tavan serilerini takip ederek %30-40-50 artık belli halka arzların durumuna göre kâr edebiliyorsunuz. Bunların hepsini bir araya topladığınızda işte geçmiş 100 halka arzımıza baktığımızda burada incelediğimiz artık
75. halka arzı oldu galiba bu. Hepsine baktığınızda 70 tanesi vesaire yukarı doğru hareket yaptı ve buralardan tavan serisi yapmaları sonrası kâr edildi ve istatistikler hala bizim tarafımızda yer alıyor. Dolayısıyla hepsine katılmaya şu an için devam ediyorum. Bu haftaki halka arzlar büyük halka arzlar. Lila ve Koton. RG yasta işte büyük halka arzı. Büyük halka arzlar çok fazla tavan serisi yapmıyor arkadaşlar ama Koton beni korkutacak bir şirket değil şu görünümüyle. Her ne kadar ortak satışı olsa da vesaire olsa da biraz borcu olsa da vesaire bunların hepsini bir araya bile koysam açıkçası Koton tarafında çok fazla korkacak bir durumum yok. Burada 1500-2000 liralık nota alırım. Kenara koyarım. İstediği kadar kalsın. Burada yatırımcı olurum. Yani nasıl orada arada bir alışveriş yaptığınız zaman işte tamam benim de burada 2-3 notum var. Bize de katkısı bulunuyor diyebiliriz. Küçük paralar gibi düşünüyoruz. Dolayısıyla çok fazla üzülmüyoruz. Halka arzda da %10 geri de gelse veya işte %50 yukarı gittiğinde de yani kaçırdığımızda niye çok fazla kaçırdık vesaire diye düşünmüyoruz. Çünkü öyle düşünürseniz şu 1500 liralar vesaire için çok ciddi kafa yormamız lazım. Biz daha çok ana portföyümüze odaklanırken halka arzları burada bir ekstra katkı veya ekstra eğlence vesaire gibi düşünmemiz lazım. En önemli özelliği de şirketleri tanımaya bizim için fırsat. Temel analiz yapmaya bizim için fırsat. Bu şekilde kendimizi daha çok geliştirebildiğimizi düşünüyorum. Mesela Koton'un ben maviye göre çok daha küçük ölçekli vesaire olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle baktığım zaman ama baktığımda neredeyse Koton şirketi maviden yani öne geçecek gibi duruyor. Şu marjları devam ettirirse ve bu karlılık devam ederse belki de öz sermaye büyümesi daha yüksek bile olabilir önümüzdeki yıllarda. Bu durumu takip edeceğiz ilerleyen yıllarda. Bakalım nasıl bir seyir izleyecek borsamızda bu şirketler. Hayırlı olsun diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bol kazançlar diyorum.